şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Telegol'e şimdi artık hızlı bir giriş yapabiliriz. Evet, hakemliği bilmeyen bir Zekeriya Alp, onu soracağım Erman Toroğlu size. Bazı altındaki üyelerin Zekeriya Alp'in koltuğundan etmek istiyorlar veya altına uyuyorlar. Tabii doğru değil ama şey diyebiliriz. Bazı hani Zekeriya Alp'in iyi niyetini suistimal edip yanlış atamalar yaptığını söyleyebilirim. Örnek mi? Tolga Özkalfa ve bu yardımcı hakem Muhittin Gürses en son 4 yıl önce Mayıs 2009'da Ankara Gücü Beşiktaş maçında beraber görev almışlar. 4 yıldır hiçbir maçta beraber olmamışlar. Şimdi artık ligde kritik haftalara girdik. Yani Fenerbahçe Bursa gibi şampiyonun kaderini etkileyebilecek veya gidişatını etkileyebilecek bir maça böylesine birbirinden uzak hakemlerin atanması niye daha önce denemek için daha önce %1000 yanlış. %1000 yanlış. Cüneyt Çakır'ı Avrupa'ya maça gönderirken mesela son gittiği maça versene 6 ay çıkmadı bir hakemin yanına veya 8 ay. Veremezsin ki. Versene. Doğru söylüyor. Ya yardımcı hakemle hakem sevgili gibi olmalı. Sevgililer böyle göz göze böyle. Teşekkür ederim. Sevgililer uyumsuz gibi. Adamlar, bakacağım anlaşacağım bakacağım. Yoksa dağılırsın. O da dağılır, sen hocam, de dağılır. Bir tanesi Şanlı. Aynı, bir tanesi futbol takımı gibi ya, takım olacaklar. Herkes birbirinin suratına baktığı zaman. Bu daha kötü. Bakacaksın böyle. Karar verici. Sen de mesafe fazla. Bir de şimdi şey var. Hoparlör falan var. Daha kolay. Bizde o da yoktu. Yani bakacaksın, konuşacaksın. Yani lep demeden leblebiyi anlayacak Gökmen. O kadar iyi anlayacak. O kadar iyi anlaşacaksın. Ya bir tanesi. Daha soyunma odasında anlaşacaksın. Soyunma odası sorundur. Seyahat sorundur. Seyahate istemediğim bir hakemle gidersem sinirimi bozar. Adamla sinirlenirim. Adam benim kafa yapımda değilse adamla sohbet edemem. Erman'cığım peki ben maçın orta hakemiyim. Hakemiyim. Tamam. Hakemiyim. Yan hakemleri seçemem mi? Seçerim. E niye peki öyle olmuyor bana, da kusura bakmayın veriyorlar arkadaş, peki? Yani bu çocukla gideyim. Bu çocukla hangi maça gideyim? Amatör kümede bir maça gideyim veya çok kolay maça. Ama bu maça bunu vermeyin. Bu zor maç. Çok zor maç derim. Deme hakkı var. Ya bırak Merkez Hakem Komitesi. Zekeriya Alp bir hafta evvel diyor ki ben Beşiktaşlıyım. İyi güzel. Valla Beşiktaş'a da büyük hatalar yapıldı diyor. O hafta Beşiktaş'ın lehine hakem kararı çıkıyor. O cümleyi söylersen hakem vazife çıkarır. Bir hafta sonra sen gözün kör parmağına, gözün, Serhat da söylemişler yardımcıyı. Ya bırak yardımcıyı. Gözün kör parmağına. Ben Beşiktaş tribününde büyüdüm diyen. Ben çok beğeniyorum o çocuğu. Güveniyorum da. Şeyi. Fırat Aydınus. Fırat Aydınus. Hatalar da yapıyor ama önemli değil. Güveniyorum da. Sen adamı tutuyorsun, Trabzon Beşiktaş maçına veriyorsun. Daha verdiğin birinci dakika Trabzon beyanat veriyor. Sayfa. Beşiktaş'ta hakemi bize niye verdiniz? Ne oldu? Fernandes'e yapılan %100 penaltıyı çalamadı. Çalamaz. Etki altında kalır. Etki altında kalır abi ya. Ey Zekeriya! Beşiktaş'ı bir batırdın bir çıkardın. Niye? Acemisin. Şaşırtırlar. Kayağı bindirir götürürler seni Zekeriya. Ama bir tanesi Selim abi Urfalı, diğeri İzmirli. İki farklı coğrafyanın adamını sen hiç birbirine alışık olmadığı bir maça götürüyorsun. Adamlar en son 4 yıl önce bir araya gelmişler. Doğru söylüyor. Adam yemekte nasıl davranır? Hal davranışı, giyimi, oturması, kalkmasını bilir mi? Bunlar çok önemli şeyler ya. Biz bile seyahate gittiğimizde tabii iyi anlaştığımız, tabii, uyumlu tabii olduğumuz kişilerle beraber oluyoruz. Aynı insanlarla sen görüşürsün. Hiç birbirini görmeyen adamlarla, belki de aralarında hiç birbirini sevmeyen, sevişmeyen adamları alıyorsun. Aynı uçağa bindirip, hadi gidin kardeşim otelde kalın, maçı yönetin diyorsun. Belki maçtan önce bir şey oldu. Adam belki ne bileyim,
çatal bıçak kullanmayıp elleriyle bak, yemek yedi. Bak. Tolga Ali Tayfun'un siniri kalktı adama karşı. Olabilir şimdi yani. Bakın.